Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar videomuza geçmeden beğeni ve yorumlarınız oldukça önemli. Eksik etmediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim diyorum ve bugünkü ilk konu başlığımıza geldiğimizde Sayın Savunma Sanayi Başkanımız Haluk Görgun'un e, sosyal medya hesabından yapmış olduğu önemli bir müjdeye gideceğiz. Kıymetli dostlar, hatırlar mısınız? Kanada'nın bir aralar bizlere ambargo koyup vermemiş olduğu Westcam sistemleri vardı. Daha sonrasında biz Asılfılır 500'ü geliştirmiştik. Kanada'nın sisteminden %30 daha kaliteli, daha iyi bir sistemdi. Bugün Asil Filler 500'ün Bayraktar TB2 ile önemli bir test videosu paylaşıldı. İsterseniz o paylaşıma bir uzanalım. Daha sonrasında tabi sizlerle birkaç mevzu da paylaşacağım. Profesör Doktor Haluk Görgün, Savunma Sanayi Başkanımız yapmış olduğu paylaşımında milli teknoloji zoru başarır, imkansız biraz zaman alır dedi. Devamında milli insan araçlarımız, mühimmat ve elektrooptik sistemlerimiz modern harp sahasına tarih yazmaya devam ediyor. Dünyada alanında en iyisi Aselsan Asılkılır 500, gururumuz Bayraktar TB2, Roketsan'ın üstün mühimmat ve füze teknolojileri zorlu harp senaryolarına hazır olduklarını bir kere daha gösterdi. Emeğe geçen tüm teknik ekibi kutluyoruz diye önemli bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı. Paylaşılan görüntülerde ilk vuruşta hareketli insan hedefi Bayraktar TB2 üzerindeki Asıl Fılır 500'ün işaretledi ve roket san üretimi mamile ile vurulduğu belirtilmekteydi. İkinci senaryoda ise sabit hedefin Bayraktar TB2 üzerinde bulunan Asıl Fılır 500 havadan işaretleyerek KMC yani karadan füze sistemi ve Ciritle birlikte karadan vurulduğu belirtilmekteydi. Kısacası Türk savunma sanayisi önemli bir ameliyatı çok başarılı bir cerrahi operasyonla atlatmıştı bugün. Aslında buna denecek tek bir şey var. Tek bir cümle. Thank you Kanada. Yani bu görmüş olduklarınızın çoğu aslında Kanada'nın eseriydi. Bundan dolayıdır ki Sayın Haluk Görgün yani bizim gerçekten de yetkililerimiz gönderme yapmayı da ihmal etmiyor. Ne yazmış oraya? Adam gururlansın ya hakkıdır. Dünyanın alanındaki en iyi kamerası yakışır. Yakışır değil kıymetli dostlar? Fazlası bile inşallah gelecektir. E bu haberi vallahi Kanadalılar görmesin. Görüntülerdeki patlama anlarını bilerek paylaşmadım. Çünkü e, bileceğiniz üzere e, sizlere içerik üretmiş olduğum platform neymiş? İşte saldırgan içerik, patlayıcı, mühimmat, cart, cürt diyor. Bizim videoyu engelliyor. Zaten şu anda da e, elinden geldiğince engelliyor kanalımızı. Bundan dolayı e, atış anlarını paylaşmadım. Lütfen yanlış anlaşılma olmasın. İkinci konu başlığımıza geldiğimizde ise hani sizlere dedim ya Asil Fılır 500 sistemimiz çok başarılı bir tatbikata katıldı diye. Kıymetli dostlar tabii Türkiye'nin özellikle de insan hava araçlarındaki başarısı evet Yunanları rahatsız ediyordu, Ermenileri rahatsız etti. Fakat özellikle şu son günlerde Hintlileri de aşırı bir şekilde rahatsız etmeye başladı. Hindistan'ın önde gelen savunma sanayi medya kuruluşlarından olan Alpha Defense yapmış olduğu bir sosyal medya paylaşımında ya iyi işte Türkler Bayraktar TB3'ün 33 bin fite çıkan son test görüntüleri var diye 36. test görüntüleri. İşte Türkler bunu paylaşıyor da. Efendim Türklerin yapmış olduğu insan aracında ne bir işte elektrooptik sistem var ne de belirttikleri gibi satcom sistemi, uydu kontrolü sistemi var. Ama ne garipdir ki Türklerin insan savaş araçları dünya literatüründe bir standart olarak kabul görüyor diye. Yani bu durumu kendilerince anlamlandıramadıklarını belirtmişti Hintli medya kuruluşu. İsterseniz görüntüler bir karşımıza gelsin. Daha sonrasında bu konuya dair güzel cümleler kuracağım. Hindistan merkezi Alpadef'in sayfası Bayraktar TB3'ün yerli motor ile 33 bin fite ulaşmasının ardından yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında Elektrooptik kamera, Satcom ve herhangi bir faydalı yük bulunmadan 33 bin fite çıkan Bayraktar TB3 standart kabul ediliyor. Pazarlama tekniğine şapka çıkarılır ifadesiyle sistem etmişti. Tabi kıymetli dostlar Alpa Defense'ın bu sosyal medya paylaşımına Türk kullanıcılar gereken cevabı vermişlerdi. Fakat görmüş olacağınız üzere Bayraktar TB5'li demiş ya kamera falan yok herhalde. Hintliler artık hırslarından gözden kaçırmışlar. Hatırlayacağınız üzere Bayraktar TB3'ün kameraları kalkış esnasında içine girebiliyordu. Aynı zamanda tekerler içeriye girince de kamera dışarıya çıkmaktaydı. Bu Hintliler hırslarından kuduruyor kuduruyor. Niye hırslarından kuduruyorlar biliyor musunuz? Bunların tapas diye saçma sapan bir projeleri vardı. İnsan aracı işte uzun menzilli falan. Kıymet dostlar Hintliler geçtiğimiz dönemlerde tapası normalde 24 saat havada bırakmayı, 24 saat uçurmayı hedefliyorlardı. Ama tabii ki de gerçekler öyle olmadı. Hintlilerin tapası 18 saat havada kaldı. Sadece 28 bin fit yüksekliğe kadar uçabildi. Daha sonrasında dayanamadı. İnsan sava aracı kilit. Bundan dolayı Hintliler de diyor ki, e tabii şimdi gözünüz önünde hani ne derler? Kedi uzanamadı ciğere mundar dermiş ya. Aynı hesap tamamıyla aslında Hintliler kendi beceremedikleri işi Türkler becerince görmüş olacağımız üzere neymiş? İnsan aracına aracında kamera yok. Ya bu kadar gerizekalıca bir yoruma ben bir cevap vermeyeceğim. Ee, ama devamında da Türkler satkom, cartçur, hiç e, gözükmüyor ortada ama Türkler satkomlu bayraklar TB3'ü duyuruyor, uçuruyor demişler. Ee, günaydın gülüm günaydın. Biz satkomları bayraklar tb de hatta Azerbaycan Karabağ Harekatı'nda biz zaten çok daha test etmiştik. Tamamıyla çekememezlik mevzusu diyorum ve e, akabinde bugünkü sosyal medya haberlerimize geçmeden kıymet dostlar. Şimdi Bayraktar TB3 dedik. Bayraktar TB3'te de 36. uçuş oldu. Rabbim nazarlardan esirgesin. Gerçekten de işler şıkır şıkır işliyor. Ha şunu da belirteyim. Baykar'da moraller şu an en üst seviyede. Kıymetli dostlar. Selçuk Reis yine yakışanı yaptı. Selçuk Reis Baykar firmasının çalışanlarına yaklaşık 18 maaşa tekabül eden bir ikramiye ödemesi. Kar payı dağıttı. Yani ben şimdi size soruyorum. Böyle bir şirketiniz olsa siz çalışmak istemez misiniz? E yani ben eminim ki Baykar çalışanları koşa koşa işe gidiyorlardır. Bayraktar TB3 ikinci prototiple birlikte sabah akşam havadaydı. Nereden baksanız sürekli 150-200 kişi zaten şirkette üretim dışında ayaktaydı test ve kontrol faaliyetleri açısından. Yani çok güzel bir moral olmuştur. Özellikle de maaş ikramiyesi. Yani Baykar çalışanlarında moraller en üst seviyede. Bundan dolayı önümüzdeki dönemlerde TCG Anadolu'ya artık bizim yakışıklı artık iki aşık TCG Anadolu ile Bayraktar TB3 kavuşursa hiç şaşırmayın. Bilirsiniz bir sabah uyanırsınız Bayraktar TB3, TCG Anadolu'dan hop kalkıyor. Yani bu görüntülere her an hazırlıklı olun. Ha, tekrardan belirtiyorum bunlar tabii ki de hani parayla pulla yapılacak işler değil ama özellikle çalışanların e, morali açısından, motivasyonu açısından e, sonuçta hepsinin özel hayatı var. Oldukça güzel bir gelişmeydi. Darısı artık diğer şirketlerimizin başına diyorum ve bugünkü üçüncü konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden dikkat çekici gelişmeleri bir güzel yorumladım. Detaylar bir karşımıza gelsin. Bugün sosyal medyada neler yaşandı hep birlikte öğrenelim. Bugünkü sosyal medya haberlerimiz ise ilk olarak bir eski cumhurbaşkanı yardımcımız, şimdiki dönemde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanımız Fuat Oktay'ın özellikle de Katsa yaptırımlarına yönelik yapmış olduğu son açıklamaya gideceğiz. Fuat Oktay Katsa yaptırımlarının artık yeniden tartışılması ve kaldırılması gerek. Biz özellikle artık bu Katsa yaptırımlarının kaldırılmasının zamanının geldiğini söyledik. O zaman S-400'lerin F-35'lerle karıştırılması olayı ilgisiz birçok olay birbiriyle karıştırıldı orada diye bir ifade kullanmıştı. Açıklamalarının devamında Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayinde önemli gelişmeler kaydettiğini ve yerli imkan kabiliyetler geliştirdiğini vurgulayan Oktay, Türkiye'nin bu konudaki ana amacının katsa yaptırımlarının kaldırılması Türkiye F-35 programına dönüş gibi bir durumla çok da yakından ilgilenmiyor diye açıklamalarını sonlandırmıştı. İlk görmüş olduğumda iyi F-35'lerin öcünü aldık diye kendi içimden esprisine geçirmiş olduğum bir habere gideceğiz. ABD savaş uçaklarına sahte ekipman satan Türk asıllı CEO hapis cezasına çarptırıldı ABD'de. ABD savaş uçakları da dahil olmak üzere hassas yerlere giren yüz milyonlarca dolar değerinde sahte A ekipmanı satma suçunu kabul Eden Türk asıllı CEO ABD'de 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. E, ne dersiniz? F-35'lerin öcünü aldık mı? Bileceğiniz üzere son dönemde Amerika ile Rusya artık iyice soğuk savaş döneminden de belki artık iyice papazlar. Aralarında e, bayağı bir sıkıntılar mevcut. Kıymet dostlar ABD askerleriyle Rus askerleri ortak bir üste şu an faaliyet gösteriyor desem ne derdiniz? Yahu Kaan yavaş atla kuşlar yesin derdiniz değil mi? Vallahi billahi gerçek. Kıymetli sonunda bu da oldu. Rus ve Amerikan askerleri Nijer'de aynı üssü paylaşmaya başladı. Rus askerler Amerika Birleşik Devletleri'nin Nijer'de yüz milyonlarca dolara mal olan yapmış olduğu üstüne girdi. Aynı üste beraber varlık göstermeye başladılar. Nijer ABD'den ülkedeki askerlerini geri çekmesini istemişti. Önümüzdeki dönemlerde ABD askerlerini çekesiye kadar Rus ve ABD'li askerler ABD'nin yapmış olduğu Nijer'deki üste beraber kalacaklar. Hemen devamında kıymetli dostlar bileceğiniz üzere Gambiya'da İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi yapılıyor şu günlerde. İslam İşbirliği Teşkilatında çok önemli gelişmeler yaşandı. Özellikle de yavru vatanı ilgilendiren gelişmelerdi. Kıymetli dostlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilk kez Gambiya'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatında anayasal adıyla temsil ediliyor. İslam İşbirliği Teşkilatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne önceden genellikle Kıbrıs Türk Devleti olarak adlandırırdı. Fakat son yapılan ziyarette görmüş olacağınız üzere Ersin Başkanımız da hakkıdır yani gururla oturmuş. Önünde bizzat anayasal ad olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti yazmaktaydı. Özellikle de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İslam devletleri tarafından tanınması açısından oldukça önemli bir gelişmeydi. Bugünkü sosyal medya haberlerimizde kapanışı benim adaşla yapalım mı? Milli Muharip Uçak adaştan önemli haberler mevcut yine. Geçtiğimiz Şubat ayında ilk uçuşunu yapan Milli Muharip Uçağın ürüne dönüştürülmesi için süreçler ve yol haritaları hazırlanıyor. Milli Muharip Uçak Başmühendisi Emre Yaban sürece ilişkin kanı bir ürüne dönüştürmek için tüm planlamaların hazır olduğunu ifade etti. Hürjet projesiyle deneyimlerini artıran ekibin bir araya getirildiğini, projeyi hızlandırmaya yönelik güçlü bir ekip kurulduğunu belirtti. TUSAŞ'ın prototip yapmayı çok iyi bilen bir firma olduğunu ifade eden Yaban, esas sürecin yeni başladığını, uçağın bakımına, yazılımına ve testler için gerekli altyapılara dair planlamaların hazır olduğunu dile getirdi. Kaan'ın Türkiye'nin en önemli projesi ve ustalık eseri olarak nitelendiren Emre Yaban, çalışmaları Kaan'ı 6. nesil bir savaş uçağına dönüştürmek için sürdüğünü ve Kaan'ın ilerleyen süreçte Anka 3 ve Şimşek ile yönetecek bir uçak olacağını belirtti. Önceden de dediğim gibi sakin olalım, rahat olalım. Biz Allah'ın izniyle bu projenin üstesinden geleceğiz. Şimdi bazı izleyenler hak olarak şunu diyebiliyor. Ya o Kaan Milli Muharip uçağı işte hava kuvvetlerine teslim ettik de 6. nesilime kaldı. Sen de abartma. Ben abartmıyorum kıymetli dostlar. Sakin olun. Bakın tüm işlenliğime söylüyorum. Ben bilirsiniz. Bu mevzular da objektifimdir. Yani biz zaten insan sabah araçları mevzusu bizim cebimizde. Dediğim gibi Hintliler yani daha ilk haberde size demedim mi? Hintliler Türklerin standartlarının dünya standartı olduğundan şikayet ediyor. Türkler diyor işte bir İHA yapıyor da onların yaptığı İHA dünyada bir standart olarak kabul ediliyor. Bu ne demek? İnsan savaş araçlarında zaten biz Allah'ın izniyle şu an yani Nirvana'ya ulaştık. Devamında 6. nesilde ne gerekli? 5. nesil jet teknolojisi artı insan savaş araç teknolojisi değil mi? 5. nesil savaş çağında zaten dediğim gibi e, TUSAŞ mühendisleri, teknik personel, çaycısına kadar adamlar harıl harıl sevdiklerini görmeden belki tatil pazar demeden çalışıyorlar. 5. nesil jetimizi yaptıktan sonra insan sava aracı çok kolay olacak. Yani aslında 5. nesil Kaan'la birlikte 6. nesil Kaan'da bir anda bir bakmışsınız Türk Hava Kuvvetleri'nin hizmetine girmiş olacak. Allah'ım inşallah derken bile çok mutlu oluyorum. Yani sabır. Abartmıyorum hiçbir şeyi. Ben gerçekleri söylüyorum. Yoksa dediğim gibi kim inanırdı ki sen bu kadar kısa süre içerisinde Kanlı canlı e, Türkiye'nin kendi imkanlarıyla üretmiş olduğu bir savaşça. Yani havalanacak. E, önceden deseler kusura bakmayın ama birçok kişi gülerdi. Ama dediğim gibi gözle görülür. Kanlı canlı milli muharip uçak havalandı mı? E havalandı. E, bundan sonra da artık her şey inşallah yoluna girecektir diyorum. Ve eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. Ne diyelim o zaman? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.